Değerli dostlarım tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Bu videomuzda arkadaşlar altın ve gümüş değerlendirmesini yapacağız. Öncelikle ons altına bakacağız. Daha sonra gram altın, ons gümüş ve gram gümüş teknik değerlendirmesini sizlerle yapmış olacağız. Ons altından başlayalım ons altındaki son durum nedir? Şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. Baktığımız zaman ons altında henüz bir düşen kırılımı gelmiş değil. Tabi burada yolculuk için illaki düşen kırılım beklenilmedi diye bir kaydemiz yok. Geçmiş bölgelere baktığımız zaman oldukça müspet bir bölge içerisinde tutunmaya çalıştığımızı görüyoruz arkadaşlar. Geçmişte gerçekten burası bizim için bir destek bölgesi olarak defaatle çalışmış olan bir bölgedir arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın buralarda defaatle destek 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 ve destek olarak çalışmış. Buradan yukarı yönlü bir hareket beklentisi bizim en doğal hakkımız olsa gerek diye düşünüyorum. Ons altında kritik destek bölgesindeyiz. Ee, buradan bir hareket söz konusu olabilir yukarı yönlü güzel bir hareket beklentisi içerisindeyim burada. Bir ikili dip görüntüsü de yine bizlere burada ışık tutabilir. Pozitif taraftayız arkadaşlar. Bir düşen kırılımı bu işi katmerleyecektir diye düşünüyoruz. Ons altında bir ikili dip olma potansiyelinin yüksek olduğunu buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. 10 altında ilk teknik bölgemiz, teknik hedefimiz düşen kırılımında sağlayabilirsek 1800 1800 e, bölgeleri görüyor olacağız. Burayı aşmamış aşmamız halinde ise yine yukarılarda arkadaşlar şöyle bir direnç bölgemiz var 1867. Olumlu taraftayız, pozitif taraftayız. Stop loss kullanmak isteyen arkadaşlar için 1680'nin altına stoplar, 1690'ların altına stoplar koyarak hareket edebilirsiniz. Hemen gram altına bakalım arkadaşlar. Gram altındaki son durum nedir? Ona bakalım. Evet. Gram altın Son tablomuz değerli dostlar. Burada bir fincan kulp formasyonuna gidebiliriz. Onu daha önce söylemiştim. Burada bir direnç noktamız oluşmuştu. 1040 dandan akan diyorduk hep buraya. Buradan döndük arkadaşlar. Yine kanal trendimizi takip ediyor olacağız burada. Kanal trendimiz gerçekten güzel çalışıyor. Güzel iş yapıyor. Bakınız destek. Destek bakınız. Yine bir destek bölgesine yakınız. Ya buradan bir topuklama gelebilir. Olumlu taraftayız arkadaşlar burada da. İndikatörlerine baktığımız zaman MACD indikatörü RSI yine olumlu pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim. Ya buradan gelebilecek bir fincan kul formasyonuyla da yine yüksel güzel bir yükseliş senaryosu işleyebilir. Şuradan artık gelecek bir dönüş. Şu bölgeyi de alırsak güzel bir fincan kul formasyonunu burada göre biliyoruz arkadaşlar. Olumlu taraftayız. illaki ben stop noktası kullanmak istiyorum diyorsanız. 980 bantlarına stop kullanarak hareket edebilirsiniz. Yukarıda 1040 bantları tekrar direncimiz kırıldığı takdirde üst bantlarda 1150-1200 bantlarına doğru bir atağımız kanal trendi içerisinde takip ediyor olacağız. Evet değerli dostlar gümüşe bakalım şimdi. Şimdi gümüş tabii bu altında uyumsuzluklar da var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Orayı es geçtik. Uyumsuzluktan olduğunu da söylemek isterim. Şimdi gelelim e, gümüş arkadaşlar. Aynısı gümüşte de var uyumsuzluk. Bakınız yine gümüşte görüyorsunuz dipler daha e, aşağıda oluşurken e, RSI diplerinin aynı zamansallık içerisinde daha yukarıda oluşması. MACD indikatörünün al veriyor olması burada da olumlu bir tablo emtialar adına gerek altında gerekse gümüşte pozitif bir görüntü giderek artıyor arkadaşlar. En azından burada ne olabilir? Üst bandımız direnç noktamız kaç? Işte 20 dolar bandlarına doğru ilk etapta bir hareket. Daha sonra 20.90'lar kırılırsa da yukarı yönlü baktığımız zaman 22.44'leri görmekteyiz arkadaşlar. Olumlu taraf burada da cereyan ediyor. Evet. Şimdi de gümüş gram bakıyoruz arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz yatay bir konsolidasyon bölgesine destekten al dirençte de boşalt mantığını güdebilirsiniz. Artık bunu uzatıyoruz. Gerçekten güzel işe yaradı burada. Burası yaramaya da devam ediyor. Tekniğimiz yine bizlere yukarı yönlü arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bir 12-25 mantlarını gösteriyor. Gram e, Türk lirasında arkadaşlar. Gümeş, gümüş gümüş e, gramda da tablomuz bu şekilde. Dört e, emtiyanın tablosu bu şekilde. Ben dördünde de yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisindeyim. E, umarım ikili dipler, pozitif uyumsuzluklar, e, MACD indikatörünün al üretmiş olması gibi faktörlere baktığımız zaman şu anda yukarı yönlü bir hareket oluşum söz konusu. Ama mutlaka desteklere, stoplara riayet edeceğiz. Örneğin buranın stopu ne arkadaşlar? 10-13 gibi. Altında da bunları koyduk. Bakın şöyle bakıyoruz. Yani hepsinin stopuna stop noktasına mutlaka uyun arkadaşlar. Bakın altında ikili dip var dedik. Geçmişten gelen bir destek noktamız var. Mutlaka 1680'leri burada kendimize stop noktası olarak kullanacağız. Yani olumlu bir havanın içerisinde cereyan derken bu negatif bir e, akış ile ise geriye doğru çekilmelerde sert satışları yiyebiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Stop noktalarının hepsine riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bu tarz kısa MTA videolar için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yine videonun altında Binance referans kimliğimiz olacak. %10 komisyon indirimiyle de kaydolmayan arkadaşlarımız buraya kaydolup 7/24 kripto para işlemlerini gerçekleştirebilirler.